sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışlar çizilmiyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. İkin Üzülü merhum şair Abdurrahim Karakoç'un dillere destan olan bu eserin adını verdiği Mihriban, şimdi İkin Üzülü Hanımların geçim kaynağı oldu. Mihriban şarkısı İkin Üzülü'ne ait bir şarkı, türkü. Mihriban bebek olarak düşündük. İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner'in ilçedeki işsiz hanımların meslek edindirilmesi için seferberlik ilan etmesinin ardından devreye Halk Eğitim Merkezi girdi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan hanımlara bez bebek yapmanın teknikleri öğretildi. Kursu tamamlayan hanımlar içmecelerin serin alanlarında beşerli gruplar halinde bir araya gelip organik bebek üretiyor. Önce halk eğitimde başlattık zaten. Şimdi de yazın sıcağında hem içmelerimizde açık havada oturup hem de işimizi yapıyoruz. Birisi elbisesini dikiyor, diğerleri yüzünü, gözünü yaparak satışa hazır hale getiriyor. Büyük emeklerle birkaç kişinin elinden geçerek oyuncak haline getirilen Mihriban bebekler tamamen organik maddelerden yapılıyor. Organik olması özelliği, hepsi bizim el emeğimiz. Yani öyle dışarıdan bir şey alma katkıntı yok. Kendi emeğimizle yapıyor. Kaymakam Cüneyt Caner, ilçenin becerikli hanımlarını bir araya getirerek kazanç kapısı oluşturulması için projeyi start verdiklerini söyledi. İkinözü genelinde hanımların arasında bu anlamda el işinin yaygın olduğunu hem köy ziyaretlerimizden hem ilçe merkezinde yaptığımız ziyaretlerde fark ettik. Ve bunu neden biz bir projeye dönüştürmeyelim diye düşündük. Türkiye'de de benzer örneklerinin yerlerinde görmüş biri olarak böyle zihnimizde küçük bir proje fikri canlandı. Akabinde Halk Eğitim Müdürümüz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlardan özellikle seçtik ki aile bütçelerine katkı sağlasınlar. Hem de İkinözü'nün tanıtımına, işmelerin tanıtımına katkıda bulunsunlar. Her kesimin kazandığı, hem ülke genelinde de böyle bir yöresel bebek içerisinde listesine bizim İkinözü'nden de bir bebeğin eklenmesini istedik. Caner tamamen organik maddelerden imal edilen Mihriban bebeklerin emsallerine göre çok uygun fiyattan satışa çıkarılacağını belirterek bunun için internet sitesi kuracaklarını söyledi. Öncelikle ana hedefimiz içmelere gelen yerli turistlerimiz, biraz önce söylediğimiz gibi içmeler aşağı yukarı ve orta içmelerde kurulacak olan standlar üzerinden. Sonraki aşamadaki ana hedefimiz o. Çok da yakın bir süre zarfında onu da gerçekleştireceğiz. Kuracağımız bir internet sitesi üzerinden üretilen bebeklerin burada üretim yapan bayanların bizzat kendileri doğrudan satacak. Arada herhangi bir komisyoncumuz, aracımız ya da farklı birisinin olmasını planlamıyoruz. Doğrudan bu hanımefendilerin yapmış olduğu bebekleri talep edenlere sunmayı düşünüyoruz. Bir diğer özelliği de bu şu olacak. Biz bu bebeklerin elbiselerini, renklerini ya da kıyafetlerini isteğe göre istediğiniz renkte ve istediğiniz modelde üretebileceğiz. İlçedeki kursa ilk başta 25 hanım katıldı. Benim 25 öğrencim var. Bir kısmıyla bu işi sürdürüyoruz. Önceden vardı ama tanıtılmıyordu. Biz artık tanıtmaya başladık. Hem Ekinözü'nün tanıtımı hem de aile ekonomisine katkıyla birlikte bayanlarda çok güzel bir istek oldu, destek oldu, aile ekonomisine katkı oldu. Üretilen bebeklerden elde edilen gelirlerle aile bütçesine sağlanan katkıyı gören diğer hanımlar da sabırsızlıkla yeni kursun açılmasını bekliyor. Yaptığımız işleri çocuklarımızın geleceği için, okul harçlığı için, okul ihtiyacını gidermek için kaymakam beyimizin yardımı ile çok faydalanıyoruz. Yani aile bütçesine de çok güzel bir destek aldık.